kalkıp gidiyor rahatladı şimdi. Pufu falan atmamız lazım. Gerçi bazen 11 kişi olur. Yönetmenle başlıyor böyle feyli bak. Çok pis sallanıyormuş lan burası. Evet evet. Evet evet. Bu hareketlerle giriş yaptık. Arkadaşlar hoş geldiniz Post 42'ye. Ben Boğaç. Ben Buğra. Ben Sol... Düşündün mü? Ne yaptın? Berk diyecektim ben ya. Ha. Esprimi unuttum ya. Berk, Berk bugün hasta aramızda değil. Evet. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi yatıyoruz. Yarın gelecek. Ama çok siz bunu izleyene kadar çok özledim. Çoktan iyileşmiştir diye düşünüyorum. Çünkü gene stok video çekiyoruz. Evet. Gene cebe attık videoyu. Ama biz askerdeyiz şu an. Şu an evet. Askerdeyiz. Şu an koşuyoruz. Askerdeyiz. Askerdeyiz. Bir dakika bu erken mi girecek ya? Şu an koşmaca. Yok erken girmiyor. Asker. Şöyle. Nereye gidiyorsun askere? Ağrı'ya. Arkadaşlar hoş geldiniz askerde tekrar. Askerde çok dayak yiyecekler de bugün. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle çok güzel bir konuyu konuşuyoruz. Buğra'nın tek başına yazı getirmiş olduğunun KYK'sı açıklandı. Sizi böyle arkadaşlar, gösteriyorum ama şortumu göstereyim yanlış anlaşılmasın. KYK'sı. Evet artık kredi veriyorum. yaza giriş kredisi veriyor Buğra. Yaza girmek geldiniz. İsteyen arkadaşlar. Önümüz bayram arkadaşlar. KYK aldınız mı hiç? Ben yok, aldım anladım. Hala da ödemedim bu arada. Ödemem ne lazım kadar onu ya. Adam gerçekten biraz daha tutuklanacak konuşmaya devam ettik. Yok yok. Ben çok az aldım zaten. O yüzden ödemedim. Ben unuttum şu an sen söyleyince. Yarım sene aldım ya da bir sene aldım. Çok az aldım. Ne kadar dedi? Bayağı 20 bin lira falan ödeyenler var. Evet evet. Evet. Ne diyorsun? Full alırsan öyle abi. Ben işte dayandım ya. Son senede bunun almadım. Bunun hak yani. Olması lazım değil mi lan? İşte bursu da var. Çıkarsa hak oluyor zaten. Çıkmazsa da bence yani. Yani. O tartışılır. Birinin bana okula gittiğim için para vermesi lazım. Bu arada o şeydi, sizin çevrenizde var mıydı bilmiyorum. Başvurdunuz mu herhalde KYK'ya falan diye böyle ihtiyacı olmayan insanlar da başvuruyordu. Böyle cool bir şeymiş gibi. Hmm. Hani biz özel okulda okuduk zaten. Bir yerden sana para veriyorlar zannediyorum. Ben de zaten hikayesini anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Başarı bursu diye başvurdum. Var hiç olan bursu var. Biraz sana vermişler o bursu diye de. Hatta bir podcast'imiz vardı. Onu evet. Hatırlarsan evet güzeldi. Neyse bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız. Bu, ya bu oyun niye nasıl hala yapılmadı diye konuşacağız. Yani şunu nasıl hala yapmadınız oğlum? Belli ki trilyonlar kazanacaksınız dediğimiz oyunlar. Hiç. Hı. Ya belki trilyonlar kazanmıyor olabilir. Kazanırlar kazanırlar. Bu ya. Oğlum böyle hiç adını sadını duymadığın, yani bir gamer olarak duymadığın mobil oyunlar. Evet evet tabii. Aa, evet. Yıllık ciroları böyle 120 milyon evet, dolar. Evet oğlum. Ve mesela hani bakıyorsun o türe hakim olmayan biri için diyorsun ki ya şunun çakması. Candy Crush benzeri oyun diyorsun. İşte Farmville benzeri oyun diyorsun. Ama böyle... Siz duydunuz mu? Evet. Fan diye ses geldi lan şuradan. Ya böyle... Allah aşkına yok korkunç. Süper natural bir olay ama... Demon geldi, Lucifer gelmişti. Her filme lazım yemin ederim. Korkmazsın böyle bir adam olur, pardon. Exorcist arkana duruyor kafa dönünce. Korku filmi izlemeyi seviyor musunuz? Olaya döneceğiz de bekleyin mi? Ben seviyorum ya, bayılıyorum. Bayılıyorum, ben de çok seviyorum. Ben korkmuyorum ama korku işte. Korku oyununu da çok seviyorum, ben korkuyorum o yüzden izleyemiyorum. Şey ben oyundan çok korkuyorum oğlum. Filmde hiç korkmuyorum. Sen bir de VR oynuyor, sen bak, ben getireyim burayı seni. Burayı biplemeyin, aynı tadı vermez biplerseniz. Altıma sıçıyorum korkudan. Onu biplemeyin. Niye bipleyelim lan altına sıçmayı? Evet. Altıma böyle patır patır. Oğlum inanılmaz korkuyorum ve ben en son izlediğim korku filmini baya böyle tansiyon aletiyle falan izledim. İnan da ciddi mi soruyorsun? Böyle bir eğlence var mı lan? Burada çay bardağım var. Yani çay ince belli. Teorindi değil mi? İnce belli çay bardağından çay içerken hiçbir şey o kadar korkunç olamaz. Oluyormuş. Burada böyle tansiyon aleti bir yandan ölçüyorum, bir yandan çay içiyorum, bir yandan izliyorum böyle. Bu eziyet kanka bu bir eğlence değil ya. Bu bir eğlence çeşidi değil ya. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsunuz yani? Hayır senin öyle yapma eğlence değil oğlum. Nasıl lan? Biz arada korkuyoruz öyle tansiyon aletiyle falan. Ben korkmuyorum ya. Ben filmde şey... Korkmasın. Abi filmde, oyunda bak altıma sıçıyorum. Ya oğlum oyunda altıma sıçıyorum. Gerçekten çok korkunç. Özgür dışarı bak. Özgür camdan şöyle dışarı bak. Böyle bir adam. Bu arada camdan dışarı bakıyor dediğimiz ofislerin olduğu yere bakıyor. Dışarı da bakmıyor. Böyle bir adam var mı? Tamam oyun konusuna dönüyoruz. Tamam, ne tamam, şu evet. Oyunu hala yapmadılar? Ben hemen kendiminkini söyleyeyim. Hemen söyle. Bu internette de çok gezen bir mevzu. Şunu görmüştüm. Konuya gelince. Ne bakıyorsun diye baktım ben. Yok yok kameraya bakıyorum. Ha okey. Ark diye bir oyun vardı ya bahsetmiştim burada. Hani böyle güzel bir adada baya böyle
Hatta onu 120-130'a çıkardılar diyor. Bir sürü dinozor türü var. Sağda solda random spamlar var. Onları evcilleştiriyorsun falan filan. Sen de oynadın. Bayağı bir benim 1000 saatim falan var oyunda yani. Çılgın gibi oynadım. Dinozorlar var, evcilleştiriyorsun. Onlara böyle armor yapıyorsun, kapıştırıyorsun falan filan. Oğlum bir tane herif, Nine Gag'te görmüştüm. İllegal olarak bunu modlamış. Pokemonlarla modlamış. Çok güzel. Evet ya. Yani çok işte çok T-Rex yerine atıyorum Charizard var. İşte Dodo diye bir tane kuş vardı. Onun yerine Squirtle var. Çok güzel ya. Pokeball dinamiği eklemiş mi? Pokeball var evet. Onu atıyorsun. Çok iyi lan. Önce dövüşüyorsun. Oha. Canı azalıyor sonra yakalıyorsun. Poke topu çantanda duruyor falan. Hayalimizdeki oyunu herif modla yapmış. Ama tek eks şey ya ama değil mi? Ama Nintendo gümletmiş tabii modu. Tabii. Haliyle. Bir de arkın mantığı şeydi ya hani. Sen yumruk atıyordun Pokemon'a. Evet, bak şey, yaratın. Ark Survivor Evolved Pokemon Mod diye yazın. YouTube'da bir tane videosu var olması lazım. İnanılmaz çok güzel ama yani hayalimizdeki oyun yani Skyrim evreni gibi bir evren, açık dünya, open world Pokemon oyunu ve grafikleri güzel. Niye şimdiye kadar hala yapılmıyor? Yani kendin ürettiğin o Nintendo oyunları, Nintendo Pokemon oyunlarından sürekli çıkıyor da ne kadar para kazanıyorsun? Hakikaten çok değmesi lazım. Kazanıyor çünkü tabii. Çünkü öbür türlü abi bu bahsettiğim oyunu hani GTA kadar kazanıyor mu Pokemon oyunu? Evet, evet. Kazanıyordur bu, ya. Hayır canım nasıl kazanıyor? Yok yok kazanmıyordur ya? Da. Mümkün değil kazanmıyor. Nintendo'nun onu yapma sebebi birazcık kapalı olması bence o tarz şeyleri. İlk defa Zelda'da yıktılar abi. İlk defa Zelda i̇şte, gibi bir oyunu ilk defa yaptılar yani. Ben bunu anlamıyorum mesela. Nintendo açıkçası... adetten dolayı mı kapalılar yoksa bunu... Nintendo çok ilerici bir şeydir hayır, ya. O anlamda demiyorum. Yani, İnovatiftir hep bir şeyler dener ama mainstream olaylara... Ha, evet. Bu tutuyor böyle bir şey yapalım. Evet onu yapmıyor. Asla yapmaz. Bir şey yapıyor o tutuyor çoğu aynen. Zaman. Aynen. Çok deneysel çalışan adamlar. En azından yani şu anda mesela Breath of the Wild gibi düşünecek olursak öyle bir açık dünyayı çok iyi yapabildiklerini ama bir şey diyeceğim. Gösterdiler. O da inovatif bir hareket. Çünkü hani Skyrim gibi değil. Hani seni hiç elinden tutmuyor. Oyunun evet. Yarısında falan hani 33 saatinde aa bunu yapabiliyormuşum falan evet. Diyorsun. Yani şey, o da inovatif. Canım. Bence çok inovatif ya. Ama işte açık dünya mantığı oturmuş yani. En son Breath of the Wild kalitesinde bir grafikle bile inanılmaz olacak bir oyun. Ve şey de hani artık şey de düşünmeye başladım. Acaba cebimizde bir şey var. Koz var diye mi yapmıyorlar? Hani her şey kötü giderse yapacağız ve zaten şirket kurtulacak gibi mi düşünüyorlar? Onu da bilmiyorum. Olabilir. Bence yani çalıştıkları oyun şirketleri ya da developerların o kafada düşünen adamlar değiller. O yüzden bence. Yani batı odaklı RPG'lere uzaklar. Mesleğe hitap biraz. Etmemeleri biraz da şey bence. Yani mesleğe hiç karışmak için. Ama dediğin doğru inanılmaz olur yani. Mesleğe hitap kesinlikle. Etmek tek amacın olmalı. Yani. Evet ya ama mesela... Nintendo çok ilginç bir şey yapıyor ya. Kendisi inovasyon yapıyor. Onun mesleğe hitap etmesini sağlıyor. Evet adamlar. Evet tabii canım. Bence o anlamda zaten büyük saygı görüyor. Aynen. Haklı da bir saygı görüyor. Hitenmiş ama dediğin doğru biraz. Mesela ben hani eski Pokemon'ları Game Boy dönemini oynadım. Yeni Pokemon'ların hiçbirini oynamadım. Şu anda da hani pek oynayasım yok o tarz evet. Aynen. Ama böyle bir oyun çıkarsa hakikaten lan derim yani benim gibi düşünen bir sürü insan da olabilir. Özgür olsun bu anlamda. Yani. Beraber gözü gezelim evet, başka bu kadarı çok yani. Mantıklı. Çok çok güzel. Şimdi o sıra bende. Söyle bakalım. Şimdi Sims'in bir online'ı var biliyoruz yani şöyle Sims olarak değil Second Life diye ama rezalet. Bir sürü de var. Bir sürü aslında. Var ama abi, hepsi çok kötü. Hiçbiri Sims kalitesinde değil. Neden Sims kalitesinde online bir oyun yok? Hmm. Abi düşünsene şey yapacaksın. Neydi onun adı? Bütün kendi ihtiyaçlarını tamamlayabileceğin, olabileceğin ve hani bu Sims'teki gibi hızlı gelişen bir hani level atlama sistemi değil de hani bu iş yerinde yani şeyler atlıyorsun ya. Daha yavaş gelişen, gerçekten insanlarla arkadaş olman gerekiyor bazı şeyleri yapabilmen için. Yardım alman gerekiyor. Çok daha gerçekçi olabilecek bir sisteme neden geçmiyorlar? Neden hiç denemiyor? Gerçek hayat konulu. Evet. Tam böyle hani Sims'i hakikaten böyle bu online olup... Aslında şeyde vardı. World of Warcraft'ın vanilla olmayan serverlarında, ilk versiyonlarında vardı. Hakikaten böyle hani şey... Roleplay server mı? Roleplay serverlarında aynen. Hani bir meslekte uzmanlaşmak da çok uzun sürüyor. Bir yerden bir yere gitmen de çok uzun sürüyor. Hakikaten zor. Ultima da öyleydi ya. Ultima da öyleydi. Aynen. Ultima, Ultima feci eğlenceli. Madencilik yapardın. Aynen şey. Aynen. Madencilik yapardın. Madenciliğini geliştirmen gerekli. Madenci olurdun bayağı böyle uzun süre. Böyle... Biraz daha devam edeceğim. GIF aldınız mı? Tamam. Yani acaba çok güzel olurdu. Şey Sims 4'ün online'ı var mı ya bu arada? Ben onu hiç oynamadım Sims 4'ü. Rezil oluyoruz. Bir baksana Tuğcan ona. Şu anda Tuğcan'ın söylediğine göre bir online modu varmış. Evet. 4'ü hiç oynamadım ama şöyle de bir problem var. Benim bahsettiğim şey biraz daha bir MMO. MMO aynen.
Yani şey, yani aşırı bir zorluktan bahsediyoruz burada. Normal hayatlık gibi bir iş yoluna giriyorsan gerçekten zaman vermen gerekiyor, emek vermen gerekiyor. Şeyi hayal etsene, atıyorum evindesin, işe gidiyorsun. İşteki diğer insanlar da online olarak evet, işe evet. gidiyor falan böyle. İnanılmaz güzel bir... Bir dakika, ya da gerçek, bayağı gerçek hayatı anlatıyoruz. Ama başka bir işe gidebilirsin. Ha işte eğlence burada kardeşim. Eğlence. Bu arada Tuğcan'ın anlattığına göre bu zaten official değilmiş galiba. Ha. Unofficial bir mod gibi bir şeymiş galiba, değil mi? Birinin yaptığı bir mod galiba. Evet evet. Aynen. Çok bir bilgi sahibi değiliz bu konuda ama. Ayakkabısına o... bakarak söyledi. Güvenemiyorum. Oradan alıyormuş. Dediğin gibi güzel olabilir ya. Yani biraz fazla mı gerçek hayata benzer o zaman? Ya evet, ama hani MMO tarzı oyunların da güzelliği orada yani. Zaten bu eklentiyi vermediğin oyunlar da buna dönüşmeye başlıyor bir noktadan sonra. Ama işte bulaşık yıkamıyorsun MMO oyunlarında normalde. Burada yıkıyorsun ya. Ya kardeşim ne var? Ya ben... Ha ejderhaya binmişsin, ha bulaşık yıkamışsın ya yani. Otobüse binmişsin. Minik yani. Bir fark olabilir arada. Yok hiçbir fark yok. Kanıtlayın. Okey, ben de söyleyeyim o zaman. Kendi inanılmaz fikrimi, tamamen orijinal. Değil. Aslında insanlar bunu zaten yıllardır söylüyorlar. Ben de şunu söyleyeceğim. Ben bütün mainstream futbol oyunlarını oynuyorum. FIFA oynuyorum. PES oynuyorum. Futbol Manager oynuyorum. Başka var mı? Yok. Ne? Bildiğim mainstream yok en azından. Hayır. Ve herkesin... New Star Soccer var telefonda. Ya, onu da oynuyor. New Star Manager da oynuyorum. ve tek gerçeğini oynadım. Evet aynen. Ve buradan şu sonucu, hani her yerde görebilirsiniz bu yorumu zaten. FIFA ve PES karışımı neden bir oyun yok? FIFA ve Football Manager karışımı neden bir oyun yok falan gibi şeyler var. Çok şimdi mantıklı. Bir belli bir kitle var ki yıllardır, ki bu birazcık aslında Master League'le büyüyen, sen de buna dairsin. Bir takımı alıp onu yönetip işte altlardan alıp Şampiyonlar Ligi'ne ulaştırma gibi bir zevki var yıllardır hepimizin. Zaten Sonat da yıllardır yayınını yapıyor FIFA'da. Ve bu mod hala nasıl 10 sene öncesinden daha kötü, ben anlayamıyorum. Yani FIFA'da da öyle. Özellik çıkartıyor oğlum FIFA. Bayağı yani geçen sene sevdiğimiz bir özelliği oyundan çıkarıp yeni bir özellik eklemiyor. Oha! Kiralık mevzusu mesela sorunluydu. AI tam çalışamıyordu. 17'deydi aynen. galiba ama değerlendiremiyordu AI mesela. Oyuncu şimdi ileride çok potansiyeli var. Çok yetenekli olacak ama o sırada 1 milyon euro değeri mesela. Okay. Sen kiralıyorsun, sene sonunda 1 milyon euro verirsen benim olsun bir oyuncu diyorsun. AI tamam diyordu mesela. Böyle herkesi alabiliyordu. Şimdi onu çözemediler, kaldırdılar o yüzden. Abi şunu yapamadık. Siz de yapmayın hiç. Ya PES'te de mesela. Bu durumda gittikçe kötüleşiyor abi. Yani. Abi evet. Tabii ki bunun şöyle bir sebebi var. Yapamıyor olduklarından değil. Ultimate Team gibi modları PES'te de aynı şey var. Ona benzer yani aktif satın mikro evet. management mikro transaction yapabileceği oyunları. Daha fazla para kazanacakları modlara yönlendirebilmek için o modları birazcık böyle şey bırakıyorlar, özellik yapıyorlar. Yoksa bizim aklımıza gelen... Siktir ediyorlar ya. Aynen öyle bir şey yapıyorlar. Fakat burada işte şu sonuca varmak istiyorum. Şimdi PES bir sürü böyle yenilik getirmeye çalışmış. Ultimate Team gibi bir şey yapmış. My Club diye. Buna çok efor sarf etmişler. Master League aynı kalmış. FIFA, ya kardeşim kim istedi sizden bu Journey modu ya? Sen istedin mi Journey diye bir mod? Sen alakan yok. Ben kesinlikle Tuğcan. Ben biraz istedim ya. Bak... Abi Journey denen modu kim oynamak istedi? Kimin böyle bir talebi oldu ya? Journey'nin 3 yıllık bir projeydi işte. Ya. Evet. İlkini oynadım, ikinciye baktım, üçüncüyü açmadım bile. Ben de aynen öyle yaptım. Ben şeyi yani gördüm ya, bu RPG gibi olması hoşuma gitmişti. Çok güzel birinci abi. Oyunda da. Ama sonra seçimlerin hiçbir özelliğinin olmadığını gördüm. Abi özelliği az olsun, o da önemli değil. Ben değilim o ya. Evet. Ben değilim yani. Evet o. Ya da benim yarattığım bir karakter değil. NBA ile 2K'yla daha doğrusu o aynı şeye düşmemek için yaptılar. Bak tam oraya getirecektim. Çok güzel. Bu korkunç bir öneri olabilir. FIFA için de, PES için de söylüyorum. NBA'in My Career modu yıllardır eleştiriliyor ama bir şeyi çok doğru yapıyorlar. Kendi karakterini yaratıyorsun, sonra o kendi karakterinle gidip online oynuyorsun milletle. Ya güzelmiş bu. Yani şimdi bu çok mantıklı bir şey ve adamlar buraya bir mikro transaction getirdikleri için çok eleştiri alıyor. FIFA'da öyle bir şey var ama bir kariyer değil. My Pro diye bir Pro şey Club var. Evet, diyorsun. Pro Club. Pro Club ama online da para galiba getirmediği için bir şey oluyorsun orada. O takımdan bir karakter yapıyorsun. İşte
skill puanı kazanıyorsun, skill'lerini değiştiriyorsun, karakterini geliştiriyorsun. Bir yandan da online oynuyorsun. Liste de var, Become a Legend diye bir şey var. Ama online yok. Dediğin FIFA'da da bir süre sonra Pro Club. Şimdi FIFA mesela 20'de NBA My Career modelini getirirse oradan para da kazanır. Biz de sonuçta benzer, yani Journey'deki mantığı kariyer moda getirsinler işte. Cutscene'ler olsun vesaire. Bu güzel bir oyun olur mesela. Aynı şey My Career'ı geliştirsinler. Bu hani çok zor bir şey değil yapması. Bir gelir modeli de oluşuyor. Ben bunu olası görüyorum. Bence yapılabilir ama bir de lütfen rica ediyorum şu güzel kardeşlerinizi, bakın buna Enis Kirazoğlu da dahil, yıllardır kariyer modu oynuyor. Evet. Sonat yıllardır yapıyor. Ben artık FIFA'nın kariyerinden sıkıldığım için PES'te bir şeyler deniyorum. Ya şu güzel kardeşlerinize güzel bir kariyer modu yapın ya. PES, abi FIFA. Abi onu getirmeyecekler. Bak, yani hayır, şöyle. Getirmeyecekler ama. Mantığı yüzünden. Çok zor bir şey değil ya. Vallahi değil, kesinlikle değil. Yani. Zaten ama şöyle bir şey var. Hani FM ile FIFA'nın neden karışmak istemediğini anlayabiliyorum. FM'yi çok seven adam futbolu oynamakla, daha doğrusu hani futbolcuyu oynatmakla çok ilgilenmeyen adamdır. Dediğimiz şey, bak şimdi, bana bak. Sen FM'deki, CM'deki taktiksel skatik özelliklerini getir demiyorum ki. Mesela stadımı özelleştirebileyim. Evet abi bak. Kazandığım teknik ödülü, kazandığım parayla bir şey yapabileyim. Bu da mı yok? Maaşım onu falan FM'de var. NFL'de falan var bunlar ya. Hayır bak, FM'deki derinliği kimse beklemiyor. Hatta olmasın zaten. Evet, olmaması gerekiyor. Şu anda zaten. PES'in taktik mevzusu bence mükemmel. Hiçbir şey eklemelerine gerek yok. Şöyle düşün, ben FIFA oynayabiliyorum da FM oynayamam. Ya FIFA'ya da oynayabilmeye devam etmek i̇şte, istiyorum. Ama mesela PES'te de başka sorunlar var kariyer modunda. Yine tamam. Mesela regenler var abi. Şeyler, Buffon emekli oluyor. Gene Buffon olarak 18 yaşında çıkıyor ama suratı 40 yaşında. İsmi de Buffon. Kim böyle bir şey ister abi? Bunu neden hala bir opsiyon olarak eklemediniz? Yani hayır diye kapatabilirim ben bunu. Kim Buffon 19 yaşında bir de altyapısında istiyor? Suratı da değişmiyor ya. Sadece Lazio'da bir tane futbolcu vardı ya. Ha şey, 17 yaşında evet, diyorsun. Evet. Biraz minimum 40 yaşında ya. Abi inanılmaz. Biraz yaşlıdır. Gençliğin yani. Baharında değil. Ne biraz i̇şte, yaşlısın. Ama kafa böyle olmuş. Olay şu. Böyle olmuş. 40 yaşında. Olay şu. Blacks don't crack kardeşim. O yüzden satabildiler. Başarı gelsin. Çok doluyum bu konuda. Şu birkaç, yani bir, bayağı doluyum. Şu 3 tane, yani futbol oyuncuları zaten yapamaz ya. Ya FIFA ya PES. Hakikaten şu offline oyuncuları birazcık düşünüp şu moda eğilse yemin ederim çok büyük faydası olur ya. Valla yani çünkü çok fazla insan var bunu oynayan. Çok Ultimate Team kadar belki yok ama var yani gene. Ben internetten mesela en basit, bak aklıma geldi. Bir şey olsun, tamam mı? Teknik direktörken kazandığım puanlarla yeni bir antrenman modeli açabileyim. O antrenmanı yaptırdığım oyuncu bir tık daha ekstra bonus alsın. Bu bile yok ya. Bu FM'de mesela wishlist'te yıllardır var. Kazandığımız paralarla bir şey yapabilelim diye. Mesela kursa kendimiz gidebilirim falan diye. Doğru bir mantık bence, o eklenebilir. Paradan bahsetmedim ben, teknik direktör puanıyla yani. Olabilir abi, aynen. Ya bu ama evet, FM'de de aynı geyik var ya. Yani para kazanıyorsun. Hani maaşlı çalışıyorsun, bir sana teklif geliyor, o teklifi değerlendiriyorsun, gidiyorsun ama teklifin bir anlamı yok ki. Yok, evet. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Zaten millet özellikle çok az kontrat yapıyor o yüzden. Hani kulübe maliye eksi yük oluyor sonuçta. Evet, evet. Yani evet. Onu yaratmayayım diye. Böyle garip olaylar var doğrusu. Bir diğer oyunumu söyleyeyim mi? Tabii ki. Niye yıllardır yapılmadığını hala bilmediğim, muhteşem olacağına %100 emin olduğum bir şey. Hele ki VR çıktıktan sonra. Şimdi hani VR'da böyle elimizi kolumuzu hareket ettirerek böyle bir şeyler yapabiliyoruz ya. Oğlum, Avatar'ın VR oyunu. Çok ekstrem bir şey istemiyorum ya. Hani bu mavi olan Avatar şunu değil. Şunu yaptığımda böyle toprak kalksın yerden. Şunu yaptığımda böyle su baloncuğu yapayım da atayım falan. Bir kla- 4 ya. Tane klas var zaten. Kesin benzerleri seç var aslında. Klasları. Vardır da hani Avatar yok, şeyinde evet. Yok. İşte Avatar'ın oyunu bile var ama Fire çok kötü. Fire Nation'dan bir şey çektim. Onların bir de koreograflarla çalışmışlar ya, böyle özel dansları var. Ateş Ulusu'nun dansı ayrı. Hakikaten böyle hani ateş yapacak adam böyle dans eder falan diyor şey. Böyle başarılı olmuş. Suyun dansı böyle daha yumuşak hareketler falan. Bunun ne olur ki farmayı. Toprak şeyleri böyle parmaklarıyla bir şeye kaldırıyor. Toprak şeyleri deyince aklıma filmdeki sahne, filmi izlemiştin değil mi? Avatar filmine. Bir şey mi? Şey, yamalanı çeksin. Ha, böyle 20 kişi böyle yapıyor. Bir tane taş geçiyor ya şöyle şu boyutta. Unutamıyorum onu ya. Muhteşem bir son. 20 kişi böyle hareketler yapıyor. Diye taş, geçen taş var. Yerinde ağır. Buradan Şamalan'a sevgiler. Yani. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Yok yok dur. Toparlayacağız. Toparlayacağız şimdi. Yani çıktı dur. Yani söylenen şey yerinde mi değerlidir? Yerinde mi değerlidir? Ayvonuz kendi çöplüğünde öter. Ne alakası var ya?
Aynı şey. Çok ya Tuğcan hani. Cevap vermiyorsun daha. Yani oğlum. Bir taşı alıp başka bir yere koyarsan o ağırlığı değişir. Niye? Bilmiyorum. Şimdi sürtünmenin olmadığını varsayalım. Taş yerinde ağır ne demek oğlum ya? Ya herhalde şerefsiz sözün... O zaman bilgi verince alay ediyorsunuz. Tamam. Ben sorunca gelmiyorum. Sözün baş... yerinde değerli olmasıyla ilgili bence. Hani doğru bir sözü yanlış yerde söylersen Anadolu rock yapabilirsin bu şekilde. Hmm. Kişinin değeri kendi çevresinde bilinir. Aa hiç alakası yokmuş. Hiç alakamız yokmuş yani. Evet. Horos ya kendi, ya horos kendi çöplüğünde öter dedin ya sadece. Bir şey söyleyeyim en çok o yaklaştı ama. Ama yani bunun horos anlamı ne diyoruz? Adam başka bir anlam karmaşına atıyor. Anlam bakımından aynı. Öyle miydi? Tuğcan'ı alkışlıyoruz. Helal olsun Tuğcan. Tuğcan'ı alkışlıyoruz. Biraz farklı bir ifadeyle çıkan bir deyim yazmış. Ama güzel. Burası ekşi sözlük yani muhtemelen. Hani sanki bir olayı onun kendi mevcut değişkenleriyle değerlendirmen lazım gibi bir şey anlıyorum ben ama yani. Doğru anlıyorsun olarak... bence öyle. Bence de. Bu dediğin oyunun yapılması için VR'ın birazcık da para kazandıran bir yer olması lazım şu anda. Muhtemelen. Evet. Hala oyunlardan ama yeteri kadar para kazanamıyorlar. Ama bu oyunlara bunlar olmadan para kazandıramaz ki VR'da. Hani bu ama, olması gerekiyor. Tamam. Mesela adam belki alacak ama bu yok yani. Ya işte bir tane büyük stüdyonun bu VR mevzusuna eksi yazmayı göze alarak girmesi lazım ki insanların VR alacağını düşünerek girmesi lazım. Çünkü şu anda VR'ı olan insanlara yönelik bir oyun yaptığın zaman bütçeleri buraya çıkartamıyorsun. Şey, bunu yapabilecek en büyük var ya, PlayStation. Hani her konsolda bir konsol sattıran oyun derler ya. Mesela VR'da konsol sattıran bir şey var mı? VR yok. Sattıran yani bir oyun güzel var mı? Güzel VR oyunlar var ama yok o yani seviyede VR, değil tabii ben ki. Ben Switch'i Zelda için aldım. Hı-hı. Evet. Hatta Pokemon için aldım Switch'i. Ben PlayStation 4'ü sadece Bloodborne için aldım mesela. Hı-hı. Yani ben VR'ı süper oynarım. God of War için de mesela alırsın şeyi. Alırsın aynen öyle. PlayStation. Evet evet aynen doğru söylüyorsun ama işte şu anda önce mesela bir dediğim gibi bir şirketin buna böyle eksi gözüyle girmesi bence lazım. Bence biçilmiş kaptan. Anca PlayStation yapar. Doğru evet, işte PlayStation çünkü o hem üretici hem de oyun oyunu da yapıyor ya. Anca yani hem de konsol var ya adamlar biliyor çünkü oyun sattırma sistemini. HTC yani, konsol sattırma sistemini. Oyun evet. Geliştiricisi değiller yani. Zaten orada kaybediyor VR yani. En büyük geliştiriciler ya aynı zamanda oyun geliştirmiyor. Ben mesela işte her ay şöyle bir göz atıyorum Steam'in VR köşesine hani yeni bir şey gelmiş yani. Hep böyle 2 saatlik deneyimler işte çok güzel oyun ama 2 saatlik falan mesela hani. Yani şu ana kadar hala gelmiş geçmiş en geniş VR deneyimi Skyrim VR. O da modlarla bir şeye benziyor zaten. Büyük şirketler VR topuna girmek istemiyor abi. Çünkü yani yapacakları oyunun hem büyük olacak hem de çok fazla bütçe kaybettirecek ki %100'üne satamayacaklar marketin. Aynen. Küçük şirket giriyor. O da girdiği yani zaman yapabilecekleri dünya kısıtlı. Dünya üzerindeki bütün VR sahipleri alsa bile zarara girecek. Marketin %20'sine yani falan satmış olacak evet. Maksimum o durumda da. Bu da çok kimse. Bir yandan da VR çok eğlenceli. Yani kesinlikle çok olur. Eğlenceli. Ya ben aldığım için mesela hiç pişman değilim. Çok hatta keşke biraz daha bekleyip sonraki modelini alsaydım. Ya vardı da şimdi düşünüyorum. Neyse yorumlara da yazın hatırlatın. Aynen. Biz bunun bir ikincisini çekeriz. Aynen. Ya. Benim mesela, daha neler var kafamda. Yorumlardaki edition deli daha iyi böyle. Yani yorum edition de yaparız onların yazdıkları üzerine. Bak çok doğru söylemiş süper olmaz mı falan diye. Aa buna bir yorum edition yapalım. Yorum edition yapalım. Nasıl yapacağız? Bak, askerden demişleriniz. Acı. Tamam canım. Sıkıntı. Tamam, bu yayınlandıktan sonra alta yazın. Askerden dönüşte ilk bilemeden ikinci iş bu videonun. Ya böyle bir oyun nasıl yapılmaz abi hala şeklinde yorumlayabileceğiz. Bak biri şunu şunu demiş. Hakikaten böyle bir oyun olurdu falan diye. Aynen. Bekliyoruz yorumlarınızı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir başka videoda görüşüyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bye bye. Abi nasıl olmaz ya? FIFA, PES falan hala...